Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın Google Fotoğraflar uygulamasını inceleyeceğiz. Ne işe yaradığını hep beraber bakacağız ve nasıl indirilir bunlara göz atacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Video geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden indirip yükleyebiliyoruz. Burada ben iOS kullandığım için App Store'a giriş yaptım. Google fotoğraflar yazmamız yeterli arama kutucuğuna. Burada gördüğünüz uygulamayı indirelim. Ardından aç diyerek uygulamaya giriş yapalım. Öncelikle uygulamanın ne işe yaradığından bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar. Buradaki gerekli izinleri verdikten sonra bizim fotoğraf galerimize erişmesine izin veriyoruz. Ardından Google fotoğraflar sayesinde silinmesini istemediğimiz ama hafızamızda çok fazla yer kaplayan dosyalarımızı Google fotoğraflar sayesinde yedekleyerek bizim cep telefonumuzun mevcut hafızasını boşaltabiliyoruz arkadaşlar. Burada telefonumuzda yer kaplamasını istemediğimiz dosyaların hepsini yükledikten sonra istediğimiz zaman Google fotoğraflara giriş yaparak tekrardan telefonumuza yükleyebiliriz veya görüntüleyebiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi uygulamaya giriş yaptıktan sonra anılarınızın güvenliğini sağlayın şeklinde bir yazı çıkıyor karşımıza. Burada yedekle diyebiliriz veya yedekleme diyerek önce uygulamaya bir giriş yapalım. Buradaki izin ver diyerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi benim galerime erişti burada. Herhangi bir fotoğrafın üzerine tıklayarak burada gördüğünüz gibi kırpma, arama işlemi, düzeltme işlemi yukarıdan bunu yerel ağlarımızda cihazlarımız ile yayınlayabiliyoruz. Aynı şekilde buradan dosyayı yedekleyebiliyoruz otomatik olarak. Yıldızlayarak favorileri ekleyebilir. Yine sağ üstten açıklamasını görebilir. Albüme ekleme işlemlerini, arşivleme, PDF olarak kaydetme ve profil resmi yapma seçenekleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. En alt kısımda da konum ekle seçeneğinden mevcut konumunu ekleyebiliyoruz. Sağ üstten yine buradan hesaplarımıza giriş yapabiliriz. Farklı bir hesabımıza girmek istersek üzerine tıklayarak Google hesaplarımızda değişkenlik gösterebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde buradan yedeklemesini açarak daha fazla fotoğrafımızı buraya hızlıca yükleyebiliriz. Tek tek yüklemek için de yine üzerine tıklayarak yedeklemesini yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mevcut hesap depolama alanımız karşımızda. Senkronize edilmemiş değişiklikleri inceleyebiliriz. Mevcut kurulumu tamamlayabilir ve Google fotoğraf verilerimizi inceleyebiliriz arkadaşlar. Arama yerinden buradan mevcut istediğimiz fotoğrafın aramasını yapabiliriz. Favorilerimizi görüntüleyebilir. Son eklenenleri, ekran görüntüleri şeklinde kategorileri de ayrı ayrı inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi selfie'ler, videolar, fotoscan, hareketli videolar gibi ve son olarak yapımları görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animasyonlar, kolajlar, filmler gibi seçenekler de karşımıza çıkıyor burada. Paylaşım seçeneğinden buradan arkadaşlarımızla istediğimiz albümü, fotoğrafı paylaşabiliyoruz. Arkadaşlarla paylaş seçeneğinde başla diyerek Google'dan eklediğimiz veya telefon rehberindeki kişilerden istediğimiz kişinin ismini veya soy ismini buraya yazdıktan sonra istediğimiz fotoğrafı arkadaşlar burada paylaşabiliyoruz. O kişiyle fotoğraflara erişim verebiliriz. Daha önceki erişimlerini kaldırabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tarihten öncekileri gösterme seçeneğinden bugünün tarihi olan seçenekte daha önceki fotoğraflarımızı göstermek istemezsek buradan göstermeyebiliriz. Aynı şekilde fotoğraflarımızı paylaştıktan sonra yine onların izinlerini kaldırabiliyoruz. Kitaplık seçeneğinden burada gördüğünüz gibi yardımcı programlara erişebilir, arşivlerimizi görüntüleyebilir, yeni albüm oluşturabilir, çöp kutusunda daha önceden yüklediğimiz içeriklerin silme işlemini veya tekrardan kurtarma işlemini yapabiliriz. Aynı şekilde buradaki bütün ihtiyacımızı karşılıyor arkadaşlar. Yine fotoğrafın üzerine tıklayarak buradaki diğer seçeneklerinde sağ alttan silme işlemi, aynı şekilde gördüğünüz gibi Google Lens sayesinde buradan görsel eşleşmeler yapabiliyoruz. Yani arama işlemini buradan tamamlayabiliyoruz. Buradan yüklediğimiz fotoğrafın diğer Google tarayıcıda yer alan fotoğraflarla eşleştiğini görmekteyiz arkadaşlar.
Metin şeklinde de ayarlayabilir, çevirerek dil algılayabiliriz fotoğraf üzerinden. Aynı şekilde fotoğrafta yer alan mevcut metinlerin kopyalamasını da yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan alışveriş seçeneğinde yine gördüğünüz gibi bu alana ait birçok seçenek karşımıza çıkıyor burada. Çok güzel bir özellik aslında. Yerler seçeneğine baktığımız zaman da mevcut fotoğrafın olduğu yerin nerede olduğunu da buradan takip edebiliyoruz. Yemek seçeneğinden de gördüğünüz gibi menünün fotoğrafını çektikten sonra yemeklere dokunarak fotoğrafları görebiliyoruz arkadaşlar. Restoran seçimi için bu da. Evet, Google Lens'i de tanıtmış olduk. Yine aynı şekilde buradan ayarlarına bastığımız zaman buradan fotoğrafın mevcut özelliklerini değiştirebiliriz. Yani filtreleme seçeneğini de aslında buradan yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Paylaşma seçeneği yine sol altta karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi Google Fotoğraflar kişilerinize erişmek istiyor diyor. Burada yine karşımıza çıktı. Arkadaşımızla bu fotoğrafı paylaşmak istersek, buraya yorum yazarak veya direkt göndermek istersek, gönder diyerek yine fotoğrafımızı bir arkadaşımızla paylaşabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.